Patiserap Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Antep sofrasından Ramazan aylarında iftar ve sahurların vazgeçilmezi sıcacık Ramazan kahkesi ile geldim. Şimdi hemen Ramazan kahkemizin malzeme listesini not edelim ve yapıma geçelim. Ön mayalama yapmak için mayamızı kasemizin içerisine alalım. Ilık sütümüzü ilave edelim. Ve şekerimizi ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Üzerini kapatıp 10 dakika dinlendirelim. 10 dakika içerisinde aktifleşen mayamız hazır. Şimdi de sırasıyla ilk önce sıvı yağımızı ekleyelim. Ve yumurta akımızı ekledikten sonra güzelce sıvı malzemelerimizi karıştıralım. Kahkemize mükemmel tadını veren mahlepimizi ilave edelim. Ve tabii ki tuz. Şimdi de unumuzu azar azar ilave edip önce karıştıralım, sonrasında da yoğurma işlemine geçelim. Mayalı hamurumuzun olmazsa olmazı uzun bir yoğurma. Yani en az bir 5 dakika tezgah üzerinde güzelce yoğurmamız gerekiyor. İyice yoğurduğumuz hamurumuzu kasemizin içerisine alalım. Ve üzerini kapatıp sıcak bir ortamda yarım saat mayalandıralım. Mayalanan hamurumuz gördüğünüz gibi işleme hazır. Tekrardan tezgahımızın üzerine alıp ve içerisindeki fazla baloncukların patlaması için bir kere daha bir yoğuralım. Şimdi de hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde tam 60 adet beze elde edelim. Ve bunları avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Şimdi de yapımda gördüğünüz gibi bezelerimizi tek tek uzunlamasına açıp simit şeklini verip tepsiye yerleştirelim. Tepsiye yerleştirirken de hamurlarımızın hafif birbirine değecek şekilde, yani fazla aralıklı olmaması gerekiyor. Bu şekilde yerleştirelim. Ve tepsi mayalamasında da kahkelerimiz hazır. Tepsi mayalaması için sıcak olan kapalı fırınımızda 20 dakika mayalandıralım. Bu arada biz de üzerine süreceğimiz malzemeleri hazırlayalım. Yumurta sarımızı bir kasenin içerisine alalım. Üzerine sıvı yağımızı ekleyelim. Yoğurdumuzu ilave edelim. Ve tabii ki de rengini verecek olan pekmezimiz.
Ve şimdi de bu sıvı malzemeleri güzelce küçük bir çırpıcı yardımıyla çırpalım. Susamımızı genişçe bir tabağın içerisine alalım ve çörek otunu ilave edip karıştıralım. ...20 dakikanın sonunda tepsi mayalaması bitmiş olan hamurlarımızı fırından çıkartalım. Ve üzerine pekmezli karışımımızı fırça yardımıyla sürelim. Çörek otlu susam karışımımızın daha kolay yapışması için ilk önce elimizi suya bandıralım. Sonra da sulu elimizi çörek otlu karışıma batırıp kahkelerimizin üzerine hafif hafif bastırarak yapışmalarını sağlayalım. Ve işte artık fırına girmeye hazırız. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik alt üst ayarlı fırınımızda tam 20 dakika kızarana kadar pişirelim. Ve işte gördüğünüz gibi sıcak sıcak iftarınıza ya da sahurunuza hazırlayabileceğiniz Ramazan kahkelerimiz de hazır. Evi bir mahlep kokusu sardı, size anlatamam. Bu kadar mükemmel bir koku olamaz. Seviyorsanız eğer muhakkak bu tarife bayılacaksınız. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyorum. Ve bugünlük de benden bu kadardı. Umarım tarifim, videom ve anlatımım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın.